Minik Asiye bir süre evde istirahat için taburcu edildi. Bir aylık bir mücadele sonrasında ailesiyle beraber mutlu, mesut bir şekilde Antep'e geri gönderiyoruz. 4 yaşındaki Asiye Ateş, Gaziantep'te iki pitbull'un saldırısında ağır yaralanmıştı. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Rekonstrüktif ve estetik cerrahi anabilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin ilk tedavileri tamamlandı. Bizim ilk yaptığımız ameliyatlar hayatta kalması, beynin zarar görmemesi adına yapılan ameliyatlardı. Kafatasını korumak için yapılan ameliyatlardı ve yüz siniri için bir tedavi uygulamıştık. Ancak bundan sonraki dönemde saçlı derisinin daha normale yakın olması için uğraşacağız. Minik Asiye, annesi Zeynep ve babası Hüseyin Ateş'le bir süre ev istirahati için hastaneden araçlarına binerek ayrıldı. Asiye, gazetecilere el salladı. Şu an Allah'a şükür çok iyi. Ne zaman geleceksiniz bir daha? 1,5 ay sonra. Duymasında bir sıkıntı yok, yemesinde içmesinde bir sıkıntı yok. Yaraları da yok, yaraları da kapandı. Dediğim gibi bundan sonraki süreçte saçlı derisini normale getirmek için müdahalelerimiz olacaktır. Asiye'ye istirahatin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başka operasyonlar da yapılacak. Yaklaşık bir yıl kadar takip edeceğiz Asiye'yi. Ara ara değişik ameliyatlar yapacağız. Asiye şu anda son derece iyi durumda. Umarım bundan sonraki takipleri de yakın bir şekilde devam eder ve tamamen sağlığına kavuşur zaten. İnşallah. Bir yıl sonra daha farklı bir Asiye görürüz. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe mahallesinde 22 Aralık 2021'de iki pitbull'un saldırısına uğrayan Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Asiye. Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Profesör Doktor Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat edilmişti.